Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli açıklamalar geldi canlı yayında. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruları da yanıtladı. Yapılan açıklamalar neydi? Hemen ona da bakalım. Meslek eğitimde yapılan değişikliklere işveren ve çalışanlar açısından cazip düzenlemeler yapıldı. Bu konuda yapılan değişiklikler işverenin yükünü devlet aldı. Burada devlet bir, no bir 2 milyar TL'lik bir yükü işveren üzerinden almış bulunuyor dedi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Ee, özellikle mesleki eğitime dair açıklamalarda bulundu. Şunu da aktaralım. Yüz yüze eğitiminde aynı şekilde 6 Eylül'de başladığını ve bu tarihten itibaren de bu zamana kadar başarılı bir şekilde devam ettiğini aktarmış oldu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Öğrenciler üretime yaptığı katkı kadar askeri ücreti kadar para alıyor. Öğretmen de iki askeri ücret kadar ilave pay alabiliyor dedi. Mesleki ve teknik eğitimde 2018 yılında bizim üretim kapasitemiz 217 milyondu. 2021 yılını 1 milyar 162 milyonla kapattık. 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları döner sermaye geliri 2021 yılının ilk iki ayına göre %200 arttı. Ve öğrenciler yaklaşık 52 milyon lira, öğretmenler ise 112 milyonluk pay dağıtıldı. Bununla öğrenci bir yandan kaliteli bir eğitim alırken aynı zamanda cebine de para alıyor. Böylece emekle rasyonel bir ilişki kuruluyor. Bu sene 1,5 milyarlık gelir hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptı açıklamada. Bu açıklamalar çok önemli çünkü mesleki eğitimde İyileşimler çok ciddi bir şekilde arttı. Öğrenciler de bu süreçte gerçekten ciddi bir şekilde e, para da kazanıyor. Yani siz de eğer örnek veriyorum okumak istemiyorsanız mesleki eğitime girebilirsiniz. Gerçekten en azından e, askeri ücrete yakında bir para almış oluyorsunuz. Bunu da sizlere aktarmış bulunalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.